Mardin'de düzenlenen mağdur odaklı adalet buluşmalarına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, devletin temel amacının insan onurunu korumak olduğunu söyledi. Ne olan inançla oradan çıkması gerçekten bizim en temel arzumuzdur. Vatandaşlarımızın ve mağdur odaklı adalet anlayışındaki önemli adımlardan birisi adli görüşme odalarıdır. Adalet Bakanı Gül, Mardin'de mağdur odaklı adalet buluşmaları etkinliğine katıldı. Etkinliğe Bakan Gül'ün yanı sıra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Bu birimimizdeki uzman sayısını 1202'ye çıkardık. İnsan kaynağımızı %50 arttırdık son atamalarla. Ve güçlenen insan kaynağımızla birlikte 45 adliyede daha bu müdürlükleri kuracağız. Adliyelerde daha etkin bir şekilde psikososyal destekleri vatandaşlarımıza sağlayacağız. Uzmanlar sosyal incelemeler için saha ziyaretlerine daha fazla zaman ayıracak, raporlar hazırlayacak ve bu adalet hizmetlerinde mağdurun meramını daha iyi anlatabilmesine de katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda 40 adliyede daha adli görüşme odasında açmış olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar 200 kişilik bir uzman alımını daha ilana çıkacağız. Adalet Bakanlığı olarak bu çalışmalarda değerlendirmek üzere uzman alımını yapacağız. Önümüzdeki yılda 310 uzman daha alarak bu çalışmaları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Devletin temel amacı insan onurunu korumaktır. Ve örneğin çocuğun üstün yararını gözetmek insan onurunu korumakla eşdeğerdir. Kadına şiddetle mücadelede de korunan yine bir insan onurudur. Mağdurun özel hayatının gizliliğini korumak, mahremiyet hakkına riayet etmek de yine insan onurudur. Dünya görüşü ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, lekelenmeme hakkının istisnası yoktur. 84 milyon vatandaşımızın lekelenmeme hakkı vardır ve bu hakkı koruyacak olan da yine yargının kendisidir, adliyenin kendisidir. Milletimizin adliyelerden beklentisi mağduriyetleri gidermek ve yeni mağduriyetler oluşmasını da önlemektir. Hukuk çamur atıldığında iz kalmasına asla müsaade etmez ve etmemelidir. Valiliğimizde suç mağdurlarının yaşadığı travmaların tedavi edilmesi, mağdurların adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması noktalarında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmektedir. Katılımınızla gerçekleştirdiğimiz mağdur odaklı adalet buluşmaları konulu toplantımızın kurumlarımız ve personelimiz arasındaki birlikteliğin sağlanmasına ve işbirliğin güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Suç mağdurları adliyelerde yalnız değil,